birden ölümün eşiğine gelen genç kızın yaşadıkları gözleri tekrar bitki çaylarına çevirdi. Peki bitkisel çayları nasıl hazırlamak, hangi şartlarda tüketmek lazım ve en önemlisi bitkisel çaylar gerçekten zayıflatır mı? İnternette araştırma yaptım. Bir sürü ünlü bu çayı kullandığını öğrendim. Ünlülere kandım daha doğrusu. Konya'da yaşayan Seda Nur Çalışkan'ın internetten aldığı zayıflama çayı nedeniyle ölümün eşiğine gelmesi herkesi tedirgin etti. Uzmanlar bir kez daha uyardı. İçerisinde kafein fazla miktarda bulunduğu için çarpıntıya sebep olabiliyor ve bununla birlikte ciddi bir taşikardi, kalp ritim bozukluklarına kadar giden bir süreç karşımıza çıkıyor. Önemli olan yağ kaybetmektir. Ancak bu içtiğiniz zayıflama çayları sadece vücuttan ödem atımına sebep olduğu için maalesef karın bölgeniz ya da yağlı olan diğer bölgeniz kalacaktır. Zayıflama amaçlı kullanılan bitki çayları kilo vermede tek başına etkili değil. Kullanırken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok fazla miktarda tüketilmesi de işte günde 3 bardak, 5 bardaklar bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi de aynı zamanda karaciğeri çok ciddi anlamda yorduğu için. Peki bir bitki çayı ne kadar zararlı olabilir? Cevabı ürkütücü. Bitki çaylarının kontrolsüz kullanılması maalesef ölüme kadar bile sebebiyet verebilir. En kötü senaryo aslında bu. Ancak öncelikle karaciğerle ilgili sıkıntı yaşayabilir, böbrekleriyle ilgili sıkıntı yaşayabilir, yine baş dönmesi, taşikardi denilen kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir. O yüzden bunların miktarlarının çok iyi ve doğru kullanılması ya da içerisindeki bileşenlerin mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Zayıflama çaylarının zararı Ramazan ayında katlanıyor. Oruç tutanların bu ürünlerden uzak durması şart. Ciddi miktarda sıvı atımına sebep olduğu için zaten gün içerisinde hiç sıvı tüketimimiz olmadığı için vücuttan halsizlik baş gösterebilir, baş dönmesi olabilir, bulantılar yaşanabilir. İlaç ve çayların bir kısmı internet üzerinden pazarlanıyor. Bu ürünleri alırken de dikkatli olmak gerekiyor. İşte ünlülerin kullanıyorum diye lanse ettikleri ürünlerin mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı olup olmadığına bakılmalıdır. Konuyla ilgili bir açıklamada Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Müezzinoğlu, hekim ve uzman kontrolü dışında bu ürünlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kilo verme gibi veya herhangi bir tedavisiyle ilgili konuları mutlaka bir hekim ve uzman kontrolünde yapmalarını özellikle vurgulamak isterim.